Herkese merhaba. Bu videomda aslında psikoloji bölümünü seçmeden önce ve tercih yaptıktan sonra öğrencilik hayatımda benim de öğrenmeye oldukça ihtiyaç duyduğum, hatta hem sosyal medya hesaplarımdan hem de mail yoluyla bu alanı tercih etmeyi hedefleyen ya da bölümü okuyan öğrencilerden almış olduğum soruları yanıtlamaya, yani sizlere psikoloji bölümünü ve mezun olduktan sonra bu alanda ilerlemek isteyenler için neler yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım. İlk olarak ben neler yaptım, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Psikoloji bölümü iş olanağı çok geniş bir alan olmasının aksine ilk mezun olunan yıllarda iş bulması oldukça zor bölümlerden de bir tanesi. Bunun sebebi aslında diğer tüm alanlarda olduğu gibi iş başvurusu yaptığınız yerlerin sizlerden tecrübe istiyor fakat hiçbir yerinde tecrübe kazanmanıza izin vermiyor oluşu. Bu nedenle öğrenciyken aslında yapılabilecekler bu süreçte önemli diye düşünüyorum. Öğrenciyken tecrübe kazanmaya başlamanın yolları oldukça önemli. Aslında çok severek okuduğum bu alanda yapılabilecek stajların çok önemli olduğunu bilmeden sadece daha fazla öğrenmek adına girmiş olduğum stajların benim için gerçekten inanılmaz faydası oldu diyebilirim. İlk olarak çocuklarla çalışmayı hedeflediğim zamanlarda bir anaokulu staj deneyimim oldu. Ancak o zamanlar henüz daha ikinci sınıf olduğum için yalnızca gözlem yapmama izin verilmişti başvurduğum kurumda. Fakat şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki orada yapmış olduğum gözlem bile çocuk gelişimi süreçlerini çok daha iyi kavramama yardımcı oldu diyebilirim. Çocuklarla yapmış olduğum stajın ardından adli psikolojiye olan merakım beni Adalet Sarayı'nda yapmış olduğum bir diğer staja yönlendirdi. Fakat orada da kendimi bulamayacağımı, meslek hayatımda hayal ettiğim noktalardan biri olmadığını fark ettim. Ardından Adalet Sarayı'nda gerçekleştirdiğim stajım sonlandı ve onun ardından devam eden bir şirket stajına başvurdum. Onun da ardından klinik stajına yöneldim ve aslında öğrencilik hayatımda hemen hemen her dönemimi ya da her yaz tatilimi farklı bir alanda geçirmeye, her alanı tanımaya ve kendimi en iyi hissedeceğim alanı bulmaya çalıştım ve buna özen gösterdim diyebilirim. Son olarak başvurduğum, biraz önce de bahsettiğim klinik stajı benim bu alandaki dönüm noktam oldu diyebilirim. 3. sınıftayken kabul edildiğim bu stajda mezun olana kadar devam ettim ve son sınıfa geldiğimde ön görüşmeleri yapan, pek çok test eğitimine katılmış, birçok seans gözlemlemiş ve mezun olduktan sonrası için artık mesleki kaygıyı biraz da minimuma indirmiş bir psikolog adayıydım diyebiliriz. Bu zamana kadar aklımda seans nasıl başlatılır, nasıl devam eder, bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerekir, nelerden kaçınmalıyız, bir terapistin sorumlulukları nelerdir, terapi nedir, nasıl yapılır gibi sıralanabilecek çok fazla soru vardı. Bu staj bana bu soruları yanıtlama ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı da verdi. Bu nedenle korkularım ve kaygılarım artık daha yönetilebilir durumdaydı. Ardından mezun olduğum gün iş arayışına girdim. Çünkü aslında unutulmaması gereken bir nokta, bu alanda size iş teklifleri yağmayacak. Özellikle amacım bir anaokulunda başlamak oldu benim de ilk olarak. Sebebi ise anaokulları ortalama 2-3 gün süreyle sizi çalıştırdığı için hem yüksek lisans yapmaya hem de bu süre zarfında kendimi geliştirebileceğim ve mesleğimi yapmaya daha uygun hale gelmeye çalışacağım eğitimleri tamamlayacak vaktimin de kalmasıydı tercihim. Bu nedenle bir anaokuluna başvurmayı planladım. Burada yüksek lisansı hemen diyorum çünkü aslında bizim alanımız 4 değil 6 yıl. Lisansı bitirdiğinizde hepiniz fark edeceksiniz ki her ne kadar psikolog unvanını alabilmiş olsak da bana kalırsa tam bir psikolog değil, sadece psikoloji mezunu olabiliyoruz. Bu nedenle lisansın üzerine koyulacaklar mutlaka ama mutlaka önce yüksek lisans ve üzerine alınacak olan eğitimler olmalıdır. Bu düşünceyle yola çıkarak ben de arayışa girdim. Ve hiç unutmuyorum aslında o zamanlar yaşadığım semt ve çevre semtlerdeki tüm anaokullarının bir listesini çıkartmıştım. Ve yaklaşık 140-150 tane anaokulunu pes etmeden sonuna kadar tek tek aradım. Bunlar içerisinden yalnızca 4-5 tanesi görüşmeye çağırdı ve bunlarla yaptığım görüşmenin ardından ilk iş deneyimime başladım.
Ancak burada bir kez daha vurgulamak istiyorum ki işe alınmamı kolaylaştıran şey lisans eğitimi boyunca yapmış olduğum stajlar ve aldığım eğitimlerdi. Yani boş bir CV ile gitmemiştim bu görüşmelere. Aslında bu alandaki serüvenim böyle başladı ve sonrasında devam etti. Videoma bu şekilde başlamamın sebebi ise bu yolda ilerleyebilmek için sizin adımlar atmanız, yürümeniz hatta ve hatta tırmanmanız gerekiyor. Şimdi gelelim psikoloji bölümü hakkında bilmemiz gerekenlere ve bu alanda ilerlemek isteyenler için neler yapmamız gerektiği sorusuna. 1. Biraz önce de bahsettiğim gibi alanda yapılabilecek stajlar en önemli noktalardan bir tanesi. Burası sizi mesleğe yavaş yavaş hazırlayacak önemli alanlardandır. Staj yapmanın bir diğer önemli noktası ise alanda birbirinden önemli hocaları ve psikologları tanıma, onlar aracılığıyla daha doğru yönlendirilme ve belki de mezun olduktan sonra kendileriyle çalışma fırsatı kazanabiliyor oluşunuz. 2. madde çok fazla okuma. Bizim alanımız diğer bölümler gibi lisans eğitimini tamamladıktan, bitirdikten sonra herhangi bir akademik sürece ihtiyaç duymaksızın sahada pişme ve kendini geliştirmeden ziyade çok fazla okuma, araştırma, bilimsel araştırmaları takip etme, literatür taraması gerektiren bir alandır. Bu nedenle psikoloji alanında başarılı olmak için aslında okuma davranışı neredeyse bir hobiye dönüşmeli diyebilirim. 3. Mutlaka ama mutlaka alanda eğitimler almalı. Burada aklınıza zaten üniversitede bu eğitimleri almayacak mıyız sorusu gelebilir. Ancak ne yazık ki almayacaksınız. Belirli ekollerin ve testlerin eğitimleri mezun olmaya yakın ve mezun olduktan sonra bireysel tercih ile dışarıdan alınacak eğitimlerdir. Peki bu eğitimleri neye göre tercih edeceğiz? Kararlarımızı neye göre vereceğiz ve hangi eğitimleri almamız gerektiğini nereden bileceğiz? Öncelikle çalışmak istediğiniz alanı belirlemelisiniz. Çocuk ve ergenlerle mi, yetişkinlerle mi, çift ve ailelerle mi çalışmayı düşündüğünüze karar verdikten sonra bu alanda terapi sürecini yürütürken faydalanabileceğiniz ekolleri araştırmak ve bu ekoller içerisinden tercihler yaparak ve yapmış olduğunuz tercihin akabinde eğitimin hangi hocalar, kurumlar ve dernekler tarafından verildiğini çok iyi bir şekilde araştırarak eğitim sürecini tamamlayabilirsiniz. 4. maddemiz süpervizyon aşamasını tamamlamak. Süpervizyon dediğimiz şey ise bahsettiğim eğitimleri tamamladıktan sonra seans yapmaya ve danışan görmeye başladığınızda meslekte deneyimli bir uzmanın bilgi, destek ve değerlendirmelerinden faydalanarak kişisel ve mesleki gelişiminize katkı sağlamanızdır. Bu kısımda çok önemli noktalardan bir tanesi çünkü terapi odasındaki sizi güçlendirecek ve geliştirecek bir noktadır. 5. ve son madde acele etmemek. Özellikle bu mesleğe atıldığında her psikolog kendini eksik, yetersiz ve başarısız hissedebilir. Bir nevi aslında sudan çıkmış balık gibiyiz. Sorulacak, danışılacak, her zaman çok şey olacak. Yardıma da çok ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle acele etmeden, deneyim kazanmanın yavaş yavaş olacağını unutmadan, yetersizlik algısına kapılarak, pes etmeden, yapılabilecek her şeyi yaparak yola devam etmeniz gerekiyor. Sizlerin de özellikle psikoloji bölümüyle alakalı soruları varsa videonun altındaki yorumlar kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda da bu sorulara yer vermeye çalışacağız. İlginize şimdiden teşekkür ederim.